Ülkemizde simit çok seviliyor. İlden ile tarifleri, yapılışları, usulleri değişiyor. Evet hocam. Şimdi biz de Kocaeli'nde İzmit simidi yapacağız. Evet. İzmit simidi. İzmit simidi yapacağız. Nasıl yapacağız ustam? Un, tuz, su, evet. Maya var. Evet. Hamur için. Çok sert bir hamur. Sert hamur. Yoğurmaya başlayalım. Tamam mı? Bir gösterelim izleyicilerimize nasıl yapılıyor İzmit simidi. Yakupcan da yardımcı oluyor bize bugün. Evet. Ben alayım. Evet. Unumuzdan bir havuz yaptık. Evet. Havuzun ortasına su koyduk. Evet. Şu an yoğurmaya başlıyoruz. Ustam yoğurmaya başlıyor. Evet. Tuz da attınız değil mi ustam? Evet. Una tuz da attınız. Evet. Biraz maya atıyoruz. Evet. Önce bir harmanlıyoruz. Hamurunu yoğurmaya başladık. Evet hocam. Bu hamur bildiğiniz börek hamuru değil. Çok farklı bir hamur. Çok sert bir hamur. Sert oluyor. Aynı baklava hamuru gibi. Ununu yemezse, suyunu yemezse bu İzmir simidi olmaz. Olmaz. Özelliği suyunu yemesi. Ve sert olacak. Hamuru evet. Sert olacak. O yüzden böyle çıtır çıtır simitleri. Evet. Şu anda sizlere geleneksel, eskiden nasıl yapıyordu Kocaeli simidi? Ev yapımını gösteriyoruz. Ama normalde bu şekilde yapılmıyor. Evet hocam. Böyle yapan yok. Makineler çıktığı için şu an makinelerle yapıyoruz. Evet. Hamur yoruluyor. Şu an eski usul böyleydi. Elle yapılıyordu. Dirsek usulü. Evet. Dirsekte. Evet. Şimdi böyle ustalar kalmadı tabii ki. Kalmadı. Bugün sağ olsunlar bize yöresel usullerle gösteriyorlar. Belki evde yapmak isterseniz, denemek isterseniz İzmir simidine biz de tarifini veriyoruz. Evet. 1 kilo una 25 gram tuz, alabildiğince su, bir miktar da maya. Maya. Yaş maya. Şu an hamurumuz kesilmeye hazır. Evet, hamur biraz olduktan sonra bekleyecek. Tabii, bir 10 dakika bekleyecek, hamur mayalanacak. Mayalandıktan sonra işleme girecek. Evet. Kamera arkasında görüyorsunuz bu mayalanmış hamurları. Biz mayalanmış hamurlardan alalım ustam. Tamam hocam. Beklemeyelim daha fazla mayalanmasını. Keselim. Arka tarafa geçelim. Şu an 100 gram şeklinde keseceğiz simidimizi. Ondan sonra bağlayacağız. 100 gram. 100 gram. Bir simit 100 gram. 100 gram. Hamuru fitilliyorum şu an. Fitil haline getiriyorum. Fitil haline getirdikten sonra şu an bağlama stili şöyledir. Süper. Bakın her ustam. Yerde tek bağ yaparlar. İzmit'te çift bağdır. Evet. İzmit simidi çift bağlar. Evet. Bakın bir tane pazıyı ikiye bölüyoruz. Evet. İki fitil yapıyoruz. Daha sonra ikisini birleştiriyoruz. Örgü haline getiriyoruz. Örgü haline getirip bağlıyoruz. Birleştiriyoruz. Sonlanması için şu an pekmeze girecek simitlerimiz. Evet. Yapılmış. Simitleri pekmeze batırdık. Evet. Ondan sonra elekte biraz dinlendiriyoruz. Süzülsün diye. Ondan sonra susamamızın üstüne atıyoruz. Ondan sonra güzelce karıştırıyoruz. Susamı yediriyoruz. Paletlere dizilmek için şu an hazır. Simitleri aldım. Fırına geldik. Of of of. Evet, fırını özel. Kaç derece ustam fırınımız? 270. 270 derece fırında kaç dakikada pişecek? 6-7 ortalama. Bir taraftan da pişenler çıkıyor. Sıcak sıcak. İzmit simidi. Vay vay vay. Çok güzel kızarmış, çok güzel kızarmış. Evet, yanık yanık. Siz ne yapıyorsunuz? Diziyoruz efendim. Diziyorsunuz. Satışa veriyoruz, evet. Çok sıcak, güzel kızarmış sıcak. Simitler. Evet, yanık. Yanık. Evet efendim, çıtır çıtır gevrek. Çıtır çıtır gevrek nasıl yenir? Nasıl en yenir? Önemli konuya geldik. Simit nasıl yenir? Burada günde 10 tane simit yiyen ustamız var. 10 gel. Tane değil de 4-5 tane yeni aşağı yukarı her gün. Nasıl yenir ustam simit? Simit eski kaşar ve gevrek simit. Yanına bir de çay. Çok güzel bir aparat evet, oluyor. Evet. Hemen tadına bakıyorum. Tabii. Ayran da güzel gider. Ayran da güzel gider değil mi evet, yanında? Tabii. Ayran, çay, simit güzel olur. Çok güzel. Şimdi eski kaşarla. Of çıtır çıtır. Afiyet çıtır olsun. Çıtır. Sesi duyuyorsunuz. Eski kaşarımdan. Çayımla ayranım da geliyor herhalde. Hemen geliyor. Bir ayran alabilir miyiz? Yarasını aldım. Çok güzel, çok lezzetli.